türlü beyaz kan hücrelerini, yani monositlerin, lenfositler dışında kalan nötrofillerin ve diğer bağışıklık hücrelerinin hepsinin bilelim ki duvarlarında D vitamini reseptörleri var ve bu reseptörler aç kaldığı ölçüde o hücreler tembelleşir ve çalışmaz. Dolayısıyla o hücreler hem yeteri kadar kavgacı olamaz, beslenmemiş asker gibi düşünün. Değil mi? Hele kış ayları evet, için. Evet, hem de yeteri kadar antikor üretemez, yani ürün üretemez, bağışıklık maddeciği dediğimiz antikorları üretemez. Dolayısıyla D vitamini kış hazırlığının bir numaralı maddesi. Tabii sadece D vitamini de değil. Değil, evet. Değil. Ne yapmamız lazım? Başka vitaminler de var. Evet, yani B12 vitamini hemen devreye girmesi lazım. B12. Orada da B12 vitamini de çok önemli. O da evet. 500 ya 1000 aralığını. Ben biyolojik değerlerin mikrogram, miligram, ünite olarak açıklamıyorum kafa karışmasın diye. Evet. 500 ile 1000 arasında olması lazım. Laboratuvar raporlarında yazan 150'ye 250'ye inanmayın. 250 ve altı çok ciddi bir B12 eksikliği durumudur. B12 eksik ise kan hücreleriniz olgunlaşamaz, hücrelerinizin çekirdekleri olgunlaşamaz, sinir sisteminiz rahat çalışamaz ve bağışıklık hücreleriniz zayıf olur. B12'yi karşılamanın da yolu daha çok hayvansal ürün. Kış aylarında biraz daha hayvansal ürün tüketmek lazım. Çünkü bitkisel ürünlerde B12 yok ve biz vücudumuzda kendi B12'mizi kendimiz üretemeyiz. Dolayısıyla özellikle vegan kardeşlerimizin, vegan dostlarımızın, vejetaryen dostlarımızın B12 yönden biraz daha uyanık olmaları ve gerekiyorsa dil altı B12 tabletlerinden veyahut da B12 haplarından, ampullerinden, damlalarından faydalanmaları lazım. B12 eksikliği özellikle yaşlı kişilerde çok önemli. Değil mi? Nefise Hanım. Çünkü B12'nin emilebilmesi için ağızdan aldığınız o gıdayla gelen B12 etin içindeki veya işte karaciğerin içindeki, yumurtanın içindeki, yoğurdun, peynirin içindeki o B12 vitamini bir de bir proteine birleşmek zorunda. Yaşlı insanlar mideleri biraz büzüştüğü, yaşlandığı, pörsüdüğü için atrofik gastrite eğilimlidir ve bu mideler o proteini, intrinsik faktörü üretemez. Dolayısıyla ne kadar çok et yerlerse yesinler yaşlı insanlar, eğer intrinsik faktör dediğimiz o protein olmazsa, evet, onunla birleşmezse B12 bağırsaklardan emilemez. Bu nedenle yaşlı insanlar hem zaten protein veya yeme içmede biraz boş vermiştir yaşlı insanlar, çok evet, dikkatli değildir. Hem de yeseler bile bu proteini yapamama ihtimalleri nedeniyle B12 eksikliği daha sık görülür. Bir evet, uyarı, destek kullanmamız bir uyarı gerekir. Daha yapacağız. Burada desteği de ağızdan almalarının bir faydası yok. Çünkü zaten ağızdan aldıkları B12 işe yarasa o B12 gıdada da var, peynirde de var, yoğurtta da var, ette de var. Peki? O B12 ya dilinizin altından direkt damara karışmasını sağlamanız lazım. Evet. Ya burun damlası sprey şeklinde almanız lazım. Burun damarlarından karışsın diye. Ya da daha kolay yolu, damar yoluyla, damar kalça yoluyla, yoluyla, yani kas içine ya da damar içine B12 enjeksiyonu yapmak lazım. Ki çoğu insan bunu yapıyor. Özellikle bu dönümde, bu devirde bu çok önemli, nedeni şu. Neden? Hem ömürler uzadı, yaşlı insanlarımız çoğalıyor. Evet. Onların B12'ye yakalanma ihtimalleri daha çok. Hem de bu dönemde farkında değiliz ama kullandığımız ilaçların çoğu B12 eksikliğini tetikliyor. Mesela mide hapları, o midemiz ekşiyor, kaynıyor diye kullandığımız, evet, asit salgısını blok eden hapların hemen tamamı B12 emilimini bozuyor. İki, çok fazla kullandığımız bu asit hapları dışında bu antiasit, ağızda çiğnediğimiz hapların da etkisi var ama bir hap daha var, çok yaygın kullanılan. Nedir metformin o? İçeren insülin direnci hapları. Bu şeker hastalarının, kiloluların, evet, insülin dirençlerinin kullandığı, içinde metformin aktif maddesi olan bir ilaçlar var. Hı-hı. Bu da çok yaygın kullanılıyor. Çok yaygın. Ve onların daha çok bu konuda hassas olmaları lazım. Özellikle yaşlı diyabetlilerin bu B12 eksikliğine daha çok dikkat etmeleri lazım. Bir sebebi de şu. Buyurun. Diyabetin kendisi zaten bu yaşlı kişilerde uzamış diyabet, dikkatsiz yönetilememiş diyabet sinir hasarına yol açıyor. Yani sinir sisteminde yıpranmaya yol açıyor. El ayak uyuşmaları, yanmaları, karıncalanmaları, kramplar. Nasıl zincirleme bir sistem? Bir de B12 eksik olursa problem tabii daha da büyüyor. Tabii ki kış vitaminlerinin çok önemli birini daha var. Onu söylemişsek çok, evet, eksik kalırız. Nedir o? Nedir C vitamini. C vitamini. Evet. Evet.